kulüp 2 sene. Bir virgül koyalım. Jailson Fenerbahçe'de, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden açıklama yayınlandı. Brezilyalı oyuncunun transferi resmen açıklandı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım ki biraz önce uçak emojisini sizlerle paylaşmıştık. Fenerbahçe Twitter hesabından uçak emojisi paylaşmıştı. Akabinde de Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama yayınlandı. Brezilyalı oyuncunun transferi artık resmiyet kazandı, resmen açıklandı. Jailson Fenerbahçe'de diyebiliriz. Kleberson hakikaten benziyor bu arada. Ben sana dedim, performansı da benzer. Belli olmaz. Bu arada açıklamayı da ekranlarınıza getireceğiz biraz sonra, hazır olur olmaz. Ama ben yine şöyle bir sözcüklere dökmek gerekirse seslendirmesini yapayım, bilgilendirme mesajının. Kulübümüz Brezilya'nın Grêmio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson bonservisiyle birlikte kadromuza katılmak üzere kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin hemen ardından resmi sözleşme imzalanacaktır açıklaması yayımlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesi tarafından. Bir türlü Beşiktaş'a geçemiyoruz değil mi şu anda? Geçemiyoruz ya. Bir Harun geldi. Kader mi, kadersizlik geldi mi, bilemedim. Ben bir oturdum üst üste. Ayağın uğurlu geldi. Aynen öyle. Fenerbahçe. Şafak Malatya'nın galiba kadersizliği. Yok, kadersizlik değil. Bu maalesef şu şaka an bir yana tabii genel ki itibariyle Beşiktaş taraftarının ve camiasının kadersizliği. Çünkü oraya gelecektim aslında. Özellikle senin Fenerbahçe'yi dolu dolu anlatmanı istedim. Oyuncusu Jailson'u bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin hemen ardından da resmi sözleşme imzalanacaktır açıklaması yayınlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesi tarafından yapılan bu açıklamayı da sizlerle buluşturduk. Ekranlara da getirdik diyelim. Şafak Malatya'nın cümlesini tamamlayarak devam edelim. Kez kesilen sözüne devam edelim. Ama her kesildiğinde baştan söyleyeceğim. Çünkü başka türlü pekişmez. Bu kulüp 2 sene içerisinde her şeyi bıraktığımı 500 milyon TL'ye yakın para elde etti. Bunun içerisinde futbolcu satışı var. Sponsorluk geliri var. Var oğlu var. Oyuncu satışından her şeye kadar tut. Ama forma satışları çok güzel. Ama şimdi bir de şöyle bir gerçek var. Galatasaray örneğini verdim. Gözlemlerine dayanarak ki Brezilya Ligi'nde yakinen takip ettiğinin biraz önce altını çizmişti. Evet, yani böyle konuşuyoruz, insanlar kaç kere izledim falan diye hemen tepki gösterebilir. Onu söyleyeyim, yani Brezilya Ligi özel ilgi alanımdır benim. Yani en son mesela Everton'da Cenk Tosun'la birlikte oynayan Richarlison'u Fluminense'den bu yana takip eden böyle bir futbol fanatiği mi derler, futbol sever mi derler, öyle bir insanım. Brezilya Ligi'de ilgi alanım olduğu için oyuncu hakkında biraz bilgi sahibiyim. Onu ifade edeyim. Souza'nın biraz benzeri bir oyuncu. Defansif yönü bir tık daha ağır olmakla birlikte ama Souza'dan daha ofansif özelliklere sahip olduğunu da ifade edelim. Daha çok ceza sahasına girebilen, daha çok hücumda kanatları destekleyen, işte pasör özelliğiyle. Gol sayısı konusunda çok fazla bilgim yok. Onu söylemeyeyim ama gol yani gole daha yakın bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Aslında Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan o biraz da. Şimdi Topal Souza bitti. Topal Souza efsanesi bitti. Şimdi Topal Jailson efsanesi başlarsa Fenerbahçe taraftarı yine şey olur. Ne derler? İrite olur bu durumdan. Çünkü ikisi de çok defansif kalıyordu. Yine Jailson'da defansif özellikleri ağır basan ama Souza'ya göre bence biraz daha ofansif bir oyuncu. Bu açıdan faydalı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Şimdi Koku hep şu sistemi oturtmaya çalışıyor. Tek ön libero Mehmet Topal. Yani mümkün olduğunca böyle oynatmaya çalışıyor. Tek ön libero Mehmet Topal. Onun önünde iki tane ofansif özellikle orta saha oyuncusu. İşte Elif'le Ekici'yi kullanıyor mesela. Ya da mesela son maçta Ayer'i kullandı. Hani on numara gibi. Bu açıdan da Jailson, Koko'nun üçlü sistemi, üçlü orta saha sistemine de uygun bir oyuncu olarak düşünüyorum. Peki en az Volkan Demir kadar Brezilya Ligi'ne yakın takipte tutan Ali Baransel, A Haber, A Spor Dış Haberler editörümüz Ali Baransel telefon attığımızda. Ali, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Konuklarını da buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ali, Jailson'la ilgili detayları senden de dinlemek isteriz. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi Brezilya Ligi'ne sen de yakından takip ediyorsun. Nasıl bir futbolcu, Fenerbahçe'ye kısa zamanda uyum sağlamasını bekleyebilir miyiz? Öncelikle Fenerbahçe artık hani biraz böyle ezber bozan transferler yapıyor diyebiliriz. 22 yaşında genç bir oyuncuyu
kadrolarına kattılar. Alınacaksa böyle oyuncular alınsın. Yani artık emekliliği gelmiş isimler değil de böyle gelecek vadeden isimlerin alınmasını ben her zaman için olumlu karşılıyorum. Şunu da düşünmek lazım. Josef'e iyi bir paraya verdiler. Yaşı ilerlemiş bir Josef. Ardından böylesine bir transferi de aslında takdir etmek lazım. Jailson baktığınız zaman genç yaşın olmasına karşın Gremio'da fazlalıkla forma şansı bulan isimlerden bir tanesi. Özellikle Libertadores şampiyonluğunda 2017'de geçtiğimiz sene önemli bir rol oynadı. Genç yaşına rağmen Copa Recoba ki onların süper kupası oluyor CONMEBOL'ün. Onu kazanma başarısı gösterdi. Brezilya kupası kazanma başarısı gösterdi. Ve orta sahanın da çalışkan dinamik isimlerinden bir tanesi. Tabii burada Koku'nun kendisini nasıl değerlendireceği son derece önemli. Çok fazla hücuma katkı yapan bir oyuncu olarak düşünmemek lazım. Genelde 6 numara pozisyonunda oynayan bir futbolcu. Zaman zaman 8 numara pozisyonunda da yer almış bir isim ama Fenerbahçe'nin ileriye top taşımasında, rakip sahaya geçmesine son derece katkı sağlayacak isimlerden bir tanesi. Pas yüzdesi son derece yüksek isimlerden bir tanesi. Yani Fenerbahçe'nin orta sahasına dinamizm getirecek bir futbolcu olarak yorumlayabiliriz Jailson'u. Tabii genç yaşı benim için çok önemli. Fazlalıkla katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Nasıl değerlendirilebilir? Aslında sizin Latin tribün var arkadaşlar, çok güzel bir benzetme yapmışlar. Ben de dün akşam okuma fırsatı bulmuştum. Casemiro'ya benzetmişler, Mehmet Aurelio'ya benzetmişler. Son derece de olumlu bir benzetme olduğunu söylemekte fayda var. Yani netice itibariyle ben Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Koku'ya da burada bir parantez açmak lazım. Koku'nun da PSV yıllarında genç oyuncuları nasıl şekillendirip dünya futbol piyasasına sunduğunu kesinlikle unutmamak lazım. Genç oyunculara oldukça değer veren, onlara gereğinden aslında fazla şans veren de bir teknik adam, futbol adamı. Geçmiş yıllarda işte Arias'ı hatırlayacaksınız. PSV Eindhoven döneminde çok genç yaşlarda Arias'ı oynattı. Şimdi Atletico Madrid'e transfer oldu. Ben Koku'nun elinde daha da değerleneceğini, daha da şekilleneceğini düşünüyorum Jailson'un. Yani Fenerbahçe taraftarı bu konuda rahat olabilirler. Sarı lacivertli ekibe katkı sağlayacak bir futbolcu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ali Baransel'e çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığı için, Jailson'la ilgili bilgileri bizlerle paylaştığı için. Teşekkürler Ali. Devam edelim. Ali'nin ifadeleriyle devam edelim. Hücuma katkı çok da fazla yapabilecek bir oyuncu değil. Bu anlamda çok da büyük bir beklentiye girmemek gerektiğini ifade etti Ali Baransel. Ve daha çok 6 numara pozisyonunda oynadığını söyledi. Zaman zaman 8 numara pozisyonunda da forma giyiyor dedi. Orta sahaya, Fenerbahçe'nin orta sahasına dinamizm katacak bir oyuncu olduğunun da altını çizdi. Bu arada ben de bir yandan internetten Jailson'la ilgili istatistikleri araştırıyorum. Gremio forması giymeye başladığı tarihten bu yana takım adına Brezilya Ligi'nde en fazla maçta forma giyen 3. isim Jailson. Bu bilgiyi de izleyicilerimizle paylaşalım. Yani bu demek oluyor ki istikrar abidesi. Sürekliliği var yani. Evet, sürekliliği var. 61 maçta forma giydi. 3 golü var, 1 asisti var geçtiğimiz sezon. %84 oranında pas trafiği var. İkili mücadelede de %52'lik oranıyla dikkat çekiyor. Top kapma oranı ise %65. Bu bilgileri de izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Şafak Malatya'nın bir selam göndermesi gerek. Evet, Jailson'la devam etmek gerekirse istatistikleri paylaştım. İstikrarlı bir oyuncu olduğunun altını çizebiliriz bu istatistiklerle. Eklemek istediğim bir şey var mı Volkan? Şöyle söyleyeyim. Az önce ki konuşmama ekleyebileceğim, artı olarak söyleyebileceğim şu var. Mehmet Topal'ın yerinde de ya asıl bölgesi zaten, yani az önce ifade ettiğim gibi yani defansif yönü ağır basan ama sol uzadan bence bir tık daha hücumcu bir oyuncu. Tabii gelince daha net göreceğiz Türkiye Ligi'nde nasıl bir performans sergileceğini ama Mehmet Topal'ın yerine de yapılmış bir transfer olabilir. Şimdi bunu Koku'nun nasıl kullanacağına bakacağız. Defans yönü tek Jailson'u da kullanabilir. Yani iki yönlü bir oyuncu. İki tarafta da hem orta sahanın ön tarafında hem de arka tarafında kullanabileceğiniz bir oyuncu. Çok yönlü. Orta sahada zaten Fenerbahçe'nin çok ciddi bir eksiği vardı. Souza'nın ve Giuliano'nun ayrılmasının ardından. Bu noktada önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir de Mehmet Topal'ın açıkçası topu oyuna sokma sıkıntısı var. Yani bunu zaman zaman kendisiyle de paylaşıyoruz fırsat buldukça. Yani o da sonuçta kesici olarak, işin kesici yönünde çok daha iyi.
Ama işte top dağıtma yönünde biraz daha zayıf. O açıdan Mehmet Topal'ın bu eksiğini de kapatabilir diye düşünüyorum. Mehmet Topal'a İspanya'da takılan o örümcek lakabının hakkını maalesef son 1-2 sezondur göremiyoruz. Belki yaş itibariyle hani performans düşüklüğü normaldir ama Brezilyalı futbolcularda ligimize gelen buna Alex'i de katabiliriz, Kleberson'u da katabiliriz, Josef'i de katabiliriz. Örnekleri çoğaltabiliriz. Genelde hep şunu bekliyoruz biz aslında. Hani kreatif oyuncu olsun. Ummadığımız yerde şapkadan tavşan çıkarsın. Oyunu dinlendirsin, topu dinlendirsin, arkadaşlarını dinlendirsin vesaire. Ama Jailson'da ismi geçtikten sonra ben biraz izleme fırsatı buldum. Birkaç maçını 90 dakika izledim. Box to box oyununu çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Biraz böyle Atiba vari her yere, özellikle Atiba'nın ilk senesindeki Atiba'yı hatırlayın. Her yere yetişebilen, eli kolu uzayabilen, kalçası olmamasına rağmen ki orta saha futbolcularında kalça çok önemlidir. Fernandez'i de hatırlayalım buradan. Fernandez'de de çok vardı o. Kalçasını çok iyi kullanırdı. Kalçasına çok hakim olmamakla birlikte ki buradaki maksat ayağını ne kadar uzağa atabilir ve topu ne kadar saklayabilir. Buna rağmen çok iyi bir alan markajı yapabilen bir futbolcu ve topla beraber de çok sakin bir görüntü çiziyor. Ama Jailson'dan ya da kısaca Jaja'dan alsın Alex Ferrer hareketlerle oyunu açsın. Değil, tabii. Ya da Juliano gibi, Juliano'yu Benfica maçındaki son iki maçtaki olumsuz performansıyla hatırlıyoruz ama dönün geçen seneye Juliano özellikle deplasman maçlarında Fenerbahçe'nin ikinci olması çok önemli bir rol oynadı. Şampiyonlar Ligi'ne kalış sürecinde çok önemli bir rol oynadı. Bir anda ummadığımız anlarda bunu Talisca çok yapıyordu, alışmıştık Beşiktaş'ta ama ummadığımız anda goller attı, asistler yaptı, oyunu kanatlara açtı ve bir dinamizm getirdi 3. bölgeye. Ben burada sana katılıyorum. Yani tek ön libero olarak Jaja değerlendirilecek olursa daha bir verimli olabilir. Ama Mehmet Topal'la uyumu nasıl olur? Biz hala Beşiktaş tarafının, Oğuzhan'ın uyumu Sosa ile iyiydi, şimdi nasıl olur konuşuyorsa Beşiktaş camiası, bunu Fenerbahçe camiası da konuşabilir. Eğer Mehmet Topal'la birlikte oynarlarsa. Tek bir ön libero sistemde bence daha başarılı olacaktır Jailson. Peki devam edeceğiz. Şimdi sosyal medya üzerinden de çok fazla soru geliyor. Fenerbahçe'ye uyum sağlayabilecek bir oyuncu mu şeklinde pek çok soru var. Şu an itibariyle az önce baktım. Doğru isim mi şeklinde de pek çok soru var. 21. haftası oynanmış. Brezilya Ligi devam ediyor biliyorsunuz. 21. haftası oynanmış ve 21 maçta 10 kez ilk 11'de çıkmış. 4 kez sonradan oyuna dahil olmuş. Yani direkt sürekli ilk 11 olmasa da düzenli olarak forma şansı bulabilen, işte maçların yarıya yakında, yarısından fazlasında görev yapmış bir oyuncu ve fiziksel olarak ben bir eksiği olacağını zannetmiyorum. Ha, cumartesi günkü Kayseri Spor maçı için soruyorlarsa o maça dair şu an bir şey söyleyemem ama oynama ihtimali zor. Sonuçta bu akşam yiyecek saat 10 civarında. Saat 10 civarında inerse de cumartesi maç var. Yani bir günde hazır olup sahaya çıkma ihtimali oldukça zayıf. Takımla bir kere antrenman yeri. Maç kondisyonu yüksek ama Fenerbahçe ve Koku'nun taktiğine alışacak mı? Direkt oynayacağını ben de düşünmüyorum. Zaten mini takım arası gelecek falan. O yüzden o arada iyi olacak onun için. Bir 15 günlük bir hem takımı tanıma hem de fiziksel olarak eksiği varsa giderme açısından. Mini takım arası sorusu Konya maçı var. Konya deplasmanında muhtemelen sakatlığı bir şey olmazsa forma giyebilir. Forma, ama cumartesi için zor. Yani cumartesi zaten perşembe gecesi gelecek. Cuma taktik idman olur. Taktik idmanda da. Ki cuma sağlık kontrolü vesaire ıvır zıvırdan öyle geçer. Adam Samandıra'ya girer girmez merhaba falan daha demeden hadi buyur ben taktik sana idmana demezler herhalde. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Brezilya basını dün gece şu haberleri geçti. Transfer yetişecek mi? Hı-hı. Ciddi şekilde öyle bir durum da var aslında. Bunu geçmişte de gördük. Özellikle Brezilya saat farkı olduğu hem için. Saat farkı hem de evrak gönderiminden ziyade artık teknoloji çok gelişti ama şöyle de bir durum var. Oyuncunun lisans çıkması için orada bir federasyon süreci ve sistemi, hı-hı, var. Bizde ayrı bir süreç ve sistem var. Dükkanların bunun açık olması lazım. Tabii, yani, hani, federasyonların açık olması. Bunların yetişip yetişilmeyeceği tartışılıyor aslında Brezilya medyasında. Bir de öyle bir ama durum ama bugün dün itibariyle Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama dün itibariyle anlaşmanın sağlandı. Yani dün gece işlemler tamamlandı ki muhtemelen yetişir. Oyuncu çağı bence yetişir ama hani, hı-hı, bu konularda şu an Brezilya basında konuşuluyor. Bir de bu arada bu gece değil, ertesi gece. Değil mi? Doğru biliyorum. Tabii yani, tabii. Cumayı cumartesiye bağlayan gece bitiyor. Cumartesiye bağlayan gece bitiyor. O yüzden önünde daha 36 saat civarı işte 35 saat kaldı. 35 saat civarı bir vakit var, o yetişir yani. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Zaten resmi siteden açıkladılar anlaşma sağlandı diye. Evet. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani burada şimdi tabii
hep söylüyoruz. Mesela bu da artık ilk 11'e yapılmış bir transfer. Bir virgül koyalım mı? Reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlar efendim ardından saat başında karşınızda olacağız. Sanmayın ki Beşiktaş'ı konuşmayacağız. Beşiktaş'a az zaman ayırdığımızın farkındayız ama Fenerbahçe'nin transfer gündemi açıldığı için, Jailson'la anlaşma sağlandığı için bu son dakika bilgisi üzerine konuşmak durumundaydık. Saat